Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bana bugünlerde en çok sorulan soruların başında neden Pakistan'dan eğitim uçağı alıyoruz konusu geliyor. Bu uçağın özellikleri nedir? Süper müşak uçağı nereden çıktı? Elimizde hür kuşlar var. Niye Pakistan'dan uçak alıyoruz? Sorularının cevabını bu videoda vermeye çalışacağız. Biliyorsunuz bebekler doğuyor, bir süre sonra emeklemeye başlıyorlar. Emekledikten sonra ayağa kalkma çalışmaları, desteklerle yürümek ve arkasından kendi başlarına yürüdükten sonra da yavaş yavaş koşuyorlar. Bu genellikle böyle oluyor. Hoş benim çocuklar emeklemeden direkt öbür aşamalara geçtiler ama olsun. Uçuş eğitiminde de aynı durum var. Öncelikli olarak pilot olacakların daha basit, tek motorlu, mümkünse piston motorlu uçuş süratleri düşük uçuş uçaklarla uçuş eğitimine başlamaları gerekiyor. Mesela Hava Harbi Okulu'nda daha seçme aşamasındayken adaylar T-41 olarak adlandırılan üstten kanatlı Sesna imalatı ki Sesna'nın 182 serisinin askeri modelidir. Bu uçaklarla seçme uçuşlarına tabi tutuluyorlar. Arkasından Harbi Okulu'nda uçarken planörle uçuş yapıyorlar. Paraşüt atlayışı gerçekleştiriyorlar. Bu eğitimler sonrasında 4. sınıfın bitirenler sağlık muayenesinden de geçtikten sonra uçuş eğitimine yine tek motorlu piston motorlu uçaklarla başlıyorlar. Nedir Türk Hava Kuvvetlerinde kullanılan uçak tipi? SF 260 İtalyan imalatı 1990'dan itibaren envantere girmeye başladı bu uçaklar. Şimdi başta belirttiğim gibi Harbi Okulu'nda T-41'ler var. T-41'lerin envantere girişleri ise 1972'ye kadar gidiyor ve artık bu uçaklar ekonomik operasyon ömürlerini doldurmuş durumdalar. Şimdi ne olacak? T-41'ler emekli edilecek. Yerine 1990'da envantere girmeye başlayan SF-260 uçakları harp okuluna geçecek. Ve tabii arada da bir uçak ihtiyacınız var. Bu uçak ihtiyacı için 2016'da bir ihale açıldı. Ve Pakistan'ın tasarladığı, ürettiği, birçok ülkeye de ihraç ettiği süper müşak uçakları bu ihaleye kazandı. 2017'deki İDEF savunma fuarında anlaşması imzalandı ve hedef 2020 içinde teslimatların başlamasıydı. Ama koronavirüs salgını nedeniyle bu süreç biraz gecikti. İlk ilk uç uçakta Pakistan'da üretimi tamamlandı. Önümüzdeki aylarda kabul işlemlerinin arkasından uçakların Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Şimdi uçuş eğitimine yine devam edecek olursak tek motorlu piston motorlu bunlar. Yavaş uçuyorlar. İlk tabi temel eğitiminizi alıyorsunuz. Yani ilkokulu okuyorsunuz. Belirli bir saat bu uçakla uçtuktan sonra artık bir sonraki aşamaya geçiliyor. Uçak giderek hızlanması, özelliklerin artması lazım. Yani ortaokula geçtiğiniz zaman ilkokulu bitirip daha kuvvetli uçaklar, daha zor derslerle karşılaşıyor pilot adayları. Burada da Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki Güney Kore'den aldığımız KT-1 uçaklarıyla bu gerçekleştiriliyor. KT-1'ler jet motorlu T-37'lerin yerine envantere girdi. T-37'ler 1960'larda Türk Hava Kuvvetlerinde kullanılmaya başlamıştı. KT-1'lerle birlikte bu uçak pervaneli ama turboprop özelliğiyle çok yüksek süratlere çıkıyor, G çekiyor, akrobasi manevra özellikleri çok iyi. Burada daha ekonomik uçuş maliyetleriyle pilotlara daha fazla Eğitim imkanı sağlayacak niteliklere sahip. Bu eğitimin ileride bir sonraki aşamasını ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanmış Hürkuş uçakları olacak. Bu Hürkuşlarla ilgili geçtiğimiz günlerde bir video paylaştık. Farklı farklı görevler planlanıyor. E, i̇leriki bir dönemde işte yapılacak modifikasyonların arkasından da Hürkuş'un B modelinin Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmesi hedefleniyor. KT-1 ile Hürkuş'u karşılaştırdığımız zaman Hürkuş'taki motor gücü çok daha yüksek. 1600 beygir. E, KT-1'de bu daha düşük. Böylelikle Hürkuş yüksek süratiyle ki işte baktığınız zaman nereden baksanız saatte 600 km gibi çok ciddi jet performansı sunuyor. Bu aradaki geçişle birlikte pilot adayları yani bir bakıma ortaokuldan sonra liseyi Hürkuş'ta okumuş olacak. Sonraki aşamada pilot adayı jet uçakla eğitimine devam ediyor. Jet uçak ama uçulan T-38M modernizasyonu ifade ediyor. Türkiye'de yapıldı modernizasyonları. Gerçekten T-38'lerin kokpitleri birçok sistemle birlikte çok geliştirildi. Adaylar çok yüksek performanslı bir uçakla karşılaşıyorlar. Yani T-38'ler süpersonik ses hızının üzerine çıkıyor. Normalde bu uçakların seyir süratine yakın bir süratte işte 180 notla falan teker koyuyor. İnanılmaz yüksek performanslı. Bu uçakla da ileri aşama eğitimlerini tamamlıyorlar. Hatta takılan özel sistemler sayesinde harbi hazırlık aşamasında yani salon olarak bomba atıyorlar, füze atıyorlar, dogfightlar gibi temel bilgileri de bu uçakla alıyorlar. Bu uçakla eğitimler tamamlandıktan sonra pilot adayı gümüş brevesini e, göğsüne takıyor ve pilot oluyor. Bundan sonra görev yapacağı filolarda hangi uçakla görev yapacaksa işte F-16'cı mı olacak e, nakliyeci mi olacak neyle ne yapacaksa o uçağın tip eğitimini alarak görevine devam etmiş oluyor. İşte Bu uçuş eğitimi, temel uçuş eğitimi 1-1,5 yıllık bir süre. Üzerine 6 ay görev yapacağı uçak veya helikopter tip eğitimi yani 2-2,5 yıllık böyle bir eğitim süreci var genç bir teğmenin önünde. Şimdi tekrar başa Süper Muşak'a dönersek, Süper Muşak bu SF-260'ların yerini alacak uçak tipi. SF-260 ile karşılaştırdığımız zaman çok daha ekonomik, operasyonel niteliğe sahip, akrobasi nitelikleri daha yüksek, pilota karar vermesi için daha iyi bir altyapı sunan bir uçak. Şimdi uçuş eğitiminde tabii ki başarı 100 aday girip 100 de pilot olmuyor, aralarda e, elenenler oluyor ve gerçekten hani F16 ile görev yapmak falan gerçekten çok iyi bilgi, yetenek ve gerçekten çok iyi bir çalışma istiyor. Hani vücut olarak da o G'ye hazır olmanız lazım, bilgi olarak da hazır olmanız lazım. Gerçekten çok önemli bir konu. Burada amaç başta yapamayacak bir aday varsa iyi nitelikli bir uçakla onu başta elimine etmek, kalanlara daha fazla uçuş imkanı sağlamak çünkü sonuçta bir pilotun yetişmesi, o temel eğitimi bile tamamlaması milyonlarca dolara mal oluyor. Bu eksikliği başta olan adayları tespit ettiğiniz zaman son aşamaya gelmeden onlar arada elinerek arada kalan ekibe daha fazla uçuş imkanı, daha kendilerini geliştirme imkanı sunuluyor. Çünkü e, burada sunacağınız uçak kadar e, pilotlar da çok önemli, öğretmen pilotlar da çok önemli. Onlar ne kadar az öğrenciye konsantre olurlarsa o öğrencinin yetişmesini, bilgisini daha iyi seviyeye taşımış oluyorlar. Peki bu süper muşak uçağı nasıl tasarlandı? Esasında uçağın çok ilginç bir hikayesi var. 1970'li yıllarda İsveçli Saab şirketinin tasarımı bu uçak. Bir hem sivil hem askeri amaçlı bir tasarım yapıyorlar. 1975 yılında da uçağın haklarını Pakistan satın alıyor. Pakistan, işte Pakistan kara kuvvetlerinden hava Kuvvetlerine epey bir miktarda kendisi için üretiyor. Uçakla ilgili birçok modifikasyon yapıyor. İşte motorunu geliştiriyor. Kokpit sistemlerini geliştiriyor. Ve sürekli bir gelişim içerisinde kendi ihtiyaçlarının arkasından da Pakistan çeşitli ülkelere bu uçağı ihraç ediyor. Hangi ülkelerde kullanılıyor? Katar, Nijerya, İran, Suudi Arabistan, Suriye... Ee, ve en sonunda en son kullanıcısı da Türkiye'den sonra Azerbaycan oldu. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine de teslimat gerçekleşti. Bu uçakların e, yurt dışı kullanımları da epey fa fazla miktarda ciddi de uçuş saatine ulaşmış, kendini ispat etmiş. Başta da belirttiğim gibi akrobasi özelliği çok yüksek bir uçak. Şimdi bu uçaktan Türk Hava Kuvvetleri 52 adet alacak. İlk 3 uçak e, verildikten sonra 6 aylık e, programlar dahilinde 10 adet, onar adet Türkiye'ye teslim edilecek bu uçaklar. Bu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'nin temel uçuş eğitiminin verildiği İzmir'deki, Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı'na gidecek ve burada 123. filonun envanterine girecek. Hala yapılan çalışmalardan biri de e, Süper Muşan jandarma içinde alınması planlanıyor. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyor. Bakalım bunlar ilerleyen dönemlerde bu uçakla ilgili farklı farklı kullanıcıları da Türkiye'de göreceğiz gibi duruyor. Bu uçağın ayrıca kanat altlarına çeşitli yükler, mühimmatlar da takılabiliyor. Bu açıdan da işte yakın hava desteği gibi görevlerde de kullanılabiliyor ki Pakistan bu uçağın bu anlamdaki görevlere sahip modellerini de e, uzun yıllardır başarıyla kullanılıyor. Benzer bir durum Türk Hava Kuvvetleri için olur mu değil mi? Tabi bunlar gelecekte e, ortaya çıkacak konular. Peki şu soruyu da ortaya atalım ve sorulara yine cevap vermeye çalışalım. Türkiye böyle bir uçağı yapabilir miydi? Tabii ki yapılır. Problem değil. Yani sonuçta bu uçaktan çok daha yüksek performanslı Hürkuş'u TUSAŞ tasarladı. Tabii ki yapılır ama sonuçta buraya ayıracağınız mühendis sayısı belli yani burada çok ciddi sayıda bir mühendis ayırmanız lazım. Türkiye'nin tercihi daha performanslı bir uçak yapmaktan yana oldu. Sonuçta bir uçak tasarladığınız zaman bunun bir ekonomik döngüsü gerekiyor. Tam tabii ki görevler çok önemli ama bu uçağı satabilecek misiniz? Bu pazarda bir boşluk var mı? Buraya bir ürün koyabilir misiniz? Neler yapılabilir? Neler edilebilir gibi birçok maddeyi alt alta koyuyorsunuz ve sonunda da uçağın ekonomik anlamda yapılıp yapılmayacağı ortaya çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi e, tek motorlu turboprop uçaklar konusunda bir pazar gördüğü için Hürkuş'a girdi. Hürkuş işte ilk kullanıcısı Türk Hava Kuvvetleri olacak. Daha sonra geliştirilecek daha ileri aşamadaki C modeliyle birlikte de özellikle işte F-16 gibi daha performanslı pahalı uçaklar alamayan ülkeler için bir hava kuvvetleri kurdukları zaman Hürkuş buraya bir alternatif oluşması isteniyor. Biraz önce de dediğim gibi işte bir proje yapıyorsunuz. Bin mühendisiniz çalışıyorsa sonuçta o bin mühendisin yapabileceği bir piston motorlu süper muşak gibi de bir uçak olabilir. Veya daha yüksek performanslı bir uçak da olabilir. Türkiye'nin tercihi bu yönde oldu. Bir de öbür taraftan işte Pakistan uzun yıllardır bu pazara girmiş. Bu uçağı da ister beğenin ister beğenmeyin birçok ülkede satmış. Öyle hani uçak satmak her şey işte kardeşlik şudur da budur da değil. Gerçekten bir yerden sonra o ülkeler uçağın performansına da bakıyorlar ve gayet de kullanıcı ülkeler bu uçaktan memnun. Şimdi bir de işin Türkiye-Pakistan arasındaki işbirliği aşamasına bakalım. Tamam Türkiye 52 adet süper muşak uçak uçağı alıyor, eğitim uçağı alıyor ama Türkiye'nin savunma konusunda Pakistan'la çok çok derin ilişkileri var. Nedir bunlar? Büyük projeleri sayıyorum, ufak projeler haricinde 30 adet T-129 atak helikopteri ihraç atıştı. İşte hala Amerika'dan motor bekliyoruz. Biraz daha beklersek zaten T'nin ürettiği TS-1400 motorunun testleri yapılacak bu helikopter üzerinde. Muhtemel belki de Pakistan yerli motorlu alacak bu helikopterleri. 1,5 milyar dolarlık bir proje, devasa bir proje ve bu konuyla ilgili de işte görüşmeler, finansman gibi konularda karara bağlanmış durumda. Gerçekten Pakistan ordusu atakları büyük bir şeyle bekliyor. Büyük bir iştahla bekliyor. Diğer tarafta Pakistan deniz kuvvetleri için milgem ihracatı gerçekleştirildi. Ee, Türkiye'nin tasarladığı milyon konsepti gemiler Pakistan donanmasına görev yapacak. Diğer tarafta da işte Türkiye'nin işte füze olsun, denizaltı modernizasyonu olsun, birçok sayıda e, savunma projesi de Pakistan'a devam ediyor. Şimdi bu tür işler hani tamam Pakistan'la kardeşlik ilişkilerimiz çok iyi, e, muhakkak bir işbirliği var ama. Sonuçta siz de oradan bir şey aldığınız zaman o da sizden bir şeyler alınıyor. Bir olayın da bir ticari tarafı var. Süper Müşak bu açıdan çok önemli bir adımı oluşturuyor. Umarız ilerleyen dönem içerisinde farklı ülkelere de bu yaklaşımlar örnek olur. Türkiye'den daha fazla şeyler alabilirler. Örneğin insansız hava araçları konusunda bir işbirliği yapılabilir. İşte Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda Pakistan'dan alabileceği farklı şeyler olabilir. Sonuçta bu para yurt dışına gideceğine bu tür daha Türkiye'nin müttefiki olan ülkelerle işbirliklerinin ben yapılabileceğine inanıyorum. Tabi bu soruyla birlikte Süper Müşak'la birlikte Pakistan'ın geliştirdiği JF-17'ler de çok soruluyor ama şu an Türk Hava Kuvvetleri'nin JF-17'ye pek ihtiyacı yok. Çünkü F-16'nın bir tık altında bir uçak. Biz de bu uçak yerine böyle bir konsept için Türkiye'nin Hürjet projesi var. Hürjet'le ilgili çalışmalar devam ediyor. Muhtemelde bu ihtiyaç, böyle bir ihtiyaç varsa tabii Hürriyet ile karşılanacak gibi duruyor. Bir de ihtiyaçların dışarıdan alınmasıyla ilgili e, odaklanmanız gereken projeler var. Bu projelere kaynaklarınızı hem insan kaynağı hem maddi anlamda aktarmanız gerekiyor. Örneğin Amerikan Hava Kuvvetleri, T-6 Texan 2 olarak adlandırılan e, Pilatus, İsviçreli Pilatus'un geliştirdiği uçak üzerinden Beechcraft, Amerikan şirketinin tasarımlarını yaptığı bir uçak üretiyor. Hatta bu uçağı da birçok ülkeye de ihraç ediyor. Şimdi Amerika bir kendine bir eğitim uçağı yapabilir miydi? E tabii ki yapardı. Hem de çok iyi bir şey yapardı ama turboprop'ta bu işe, bu sektöre işte tasarımla, dizaynla, şunlarla, bunlarla vakit kaybetmek istemedi. Mevcut bir yapıyı aldı, kendine göre geliştirdi, kendi ihtiyaçlarına göre ve kendisinin yanı sıra Dünyanın birçok ülkesi işte e, en son işte Yunanistan'da bu uçaklar var farklı farklı ülkeler T 6 aldı, onların tercihleri bu yönde de adımlarla da bu uçağı ihraç etmiş oldu. O yüzden gerçekten pazar görebildiğin e, ihtiyaç olan yerlere doğru odaklanmak gerekiyor. Çözebileceğiniz problemler için işte ne bileyim e, mesela eğitim uçağı Pakistan'dan almak gayet mantıklı bence bir sorun yok bunlarla ilgili. Böylelikle odaklanacağınız işlere daha fazla insan kaynağı ve mali güç ayırmış oluyorsunuz. Bu videomuzda Süper Muşak'a Pakistan'dan alınan eğitim uçağını anlatmaya çalıştım size çünkü çok fazla soru geldi bunlarla ilgili ve uçağın özellikleri niye alındı bunlara cevap vermeye çalıştım. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Kanalımızda her gün video yayınlarımız devam ediyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki ben video yüklediğim zaman size bu konuyla ilgili bildirim gelsin. Aynı zamanda katıl tuşuyla da desteklerinizi tabii ki kanalımıza bekliyoruz. Yarın yeni bir videoyla birlikte olmak üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. <laughs>